Merhaba, yayınımıza hoş geldiniz. Bu yayınımıza size Ulu Önderimiz Mustafa Kemal Atatürk'ün Büyük Nutkundan bir parça sunacağız. Hazırsanız başlayalım. Buyurun. Aynı müsteşar, aynı idare-i umumiye-i dahiliye, aynı memurin müdürünün vazife icrasında devam eylemelerim, hakikaten hem yüksek heyetlerini ve hem de millete karşı taahhüt altında bulunan heyeti temsiliyemizi pek müşkül bir duruma sokmaktadır. Telgrafname ile arz ettiğimiz ders-i mutasarrıfı meselesi dikkat çekicidir. Artık bu konuda heyeti temsiliyece yapılacak bir şey kalmamıştır. Bundan böyle de İçişleri Bakanlığı'nın bu gibi icraatı yüzünden hasıl olacak durumların düzeltilmesi için iyi karşılanmadığından ve itimada mazhar olamadığından istirhamatta da bulunulacaktır. Son defa olarak şunu arz edelim ki, hükümet-i seniyeleri, milletin emniyet ve itimadını hakkıyla kazanmak ve bu memleket ve millete faydalı olmak arzusunda ise ki, buna heyetimizin hiç şüphesi yoktur. Milletin ruhuna, durumun nezaket derecesine göre bir hareket hattı seçmeli, asıl derdi kendi içinde tedavi etmelidir. Yoksa iktidar makamına gelindiğinden itibaren tutulan usul gibi heyeti temsiliyeyi hedef alarak aynı zemin üzerinde durmadan yazı yazmakla maksat temin edilemez. 3. Düşük hükümetin millete düşman, düşmanlara dost olarak takip etmiş olduğu hainane siyasetin mirası olan Aydın cephesinde para toplanmasındaki belki bazı uygunsuzluklar olmuş olabilir. Şu kadar ki, Sivas Umumi Kongresi ile şekillenen Milli Birlik ve Harbiye Nezareti'nin vatanperverane gayretleri ve yardımı sayesinde bu gibi hallerinde önü alınmış demektir. 4. Millet, ateşkes halinde bulunduğu düşman devletlerinden hiçbirisine tehditkar vaziyet almış değildir. Yalnız, kutsal ve meşru haklarına müdahaleleri kat'i lüzum hasıl olursa silahla dahi önlemeye azmetmiştir. 5. Heyeti temsiliyenin temsilcileri telgraf çekmesi bahsine gelince, bu ancak protestolarla sınırlıdır ki, yüksek heyetlerinin oluru da alınmıştır. Esasen, milli birliğin temsilcisi olmak sıfatıyla, heyeti temsiliyenin millet namına bu gibi müracaatlarda bulunması meşru bir hakkıdır. Eğer hükümet de aynı hassasiyeti gösterir ve milletle hemfikir olduğunu bu gibi fırsatlarda ortaya koymaya ve göstermeye koşarsa, siyasete zarar şöyle dursun, büyük faydalar temin olunca açıktır. Halbuki yüksek heyetlerinin Adana'nın işgali gibi açık bir haksızlığı bile protesto etmediğini Fransızlar söylüyorlar. Dolayısıyla Fransız temsilcisinin aleni ifadelerinin hikmetini bu noktada aramalıdır. Özetle şunu arz edelim ki, heyeti temsiliye ne ümitsizlik ve fütura düşmüştür ve ne de mukaddes vazifelerinde millet ve vatanın selametine ait icapları idrak edemeyecek şuursuzluk içindedir. Milletin selameti adına aldığı tedbirler ve icra ettiği bütün muamelelerde vakar ve haysiyeti miskinlik ve alçalmaya tercih ettiği esastır. Siyaset, uyanıklık ve halin gereklerine uygun hareketin ancak bu yolda olduğuna iman etmiştir. Dolayısıyla acı gerçekler karşısında dikkatli ve uyanık olan milletin ruhundan aldığı bu esasların aksini
millete tavsiye edemez ve yakında toplanmasını elzem saydığı meclis-i mebusanın da aynı ruh ve his ile donanmış olacağı ümidini kuvvetle besler. 6. Heyeti temsiliyemizin görüşü yukarıda arz olundu. Bu gibi hususlarda delegemiz olmak itibariyle zat-ı devletlerinin vekiller heyetini aydınlatmanız ve vaki olmayan hususları kendilerine izah buyurmaklarınız lazım olduğunu memleketin selameti adına büyük bir hürmetle arz ederiz. İmza heyeti temsiliye adına Mustafa Kemal. Efendiler, İstanbul'da vatanın kurtarılmasıyla alakalı en mühim vazifelerle iştigal eden muhterem ve akıllı tanınmış zevatın, o devirde İstanbul'un zehirli havasının teneffüs yüzünden zihniyet ve anlayışlarında ne kadar olumsuz sapmalar meydana gelmiş olduğuna misal olmak üzere, henüz Sivas'tayken temas ettiğim küçük bir meseleyi müsaadenizle arz etmek isterim. İhtimal değerli üyeler arasında hatırlayanlar vardır. Ayan üyelerinden çürük sulu Mahmut Paşa, Bosfor gazetesi yazarlarından birisine siyasi durumumuz hakkında beyanatta bulunmuştu. Mahmut Paşa'nın o tarihlerde İstihzarat-ı Sulhiye Komisyonu üyesi olduğunu da hatırlarsınız. Paşa'nın 31 Ekim 1919 tarihli Tasvir-i Efkar gazetesinde de yayımlanan beyanatını 17 gün sonra Sivas'ta okudum. Ermenilerin fazla taleplerine hak vermeksizin sınırlarda bazı düzeltmelerinin icrasına razı oluruz ifadesi nazarı dikkatimi çekti. Doğu Anadolu'da Ermenistan lehine toprak tavizlerinde bulunulacağı vaadini ihtiva eden bu cümlenin Barış Komisyonu üyelerinden bir devlet adamı tarafından sarf edilmiş bulunması cidden düşündürücü ve şaşırtıcıydı. Bu nedenle 17 Kasım 1919 tarihinde Çürük Sulu Mahmut Paşa Hazretlerine yazmayı faydalı saydığım bir telgrafta beyanatındaki işaret ettiğim cümleden dolayı Doğu Anadolu ahalisinin pek haklı olarak son derece kırgın ve üzgün olduğunu zikrettikten sonra Erzurum ve Sivas kongreleri kararları doğrultusunda milletin Ermenistan'a bir karış toprak terk etmeyeceğini ve hatta hükümet bu gibi bir acı mecburiyete boyun eğerse milletin kendi haklarını bizzat savunmaya azmettiğini ve bunun cihana ilan edilmiş olduğunu yazdım. Ve bu milli azim ve kararın herkesten evvel İstihzarat-ı Sulhiye Komisyonu değerli üyelerince malum bulunması ve itaat olunması lüzumunu arz ettim. İstihzarat-ı Sulhiye Komisyonu bu arada Barış Hazırlıkları Komisyonu anlamına gelmektedir. Efendiler, Sivas'ta geçen ikametimiz esnasında birçok meselelere ve hadiselere temas edilmiş ve zorunlu olarak milli, idari, askeri ve siyasi girişimlerde ve icraatta bulunulmuştur. Bunların hepsini ayrıntılarıyla anlatmak uzun sürer. Yalnız, takip ettiğimiz vakalar zincirinin irtibatına yarayacak bazı noktaları kayıt ve işaret ederek geçeceğim. Efendiler, milli teşkilatın düzene sokulması mühimdi. Bunun için özel önlemler alındı. Seçimler münasebetiyle ortaya çıkan bazı fikir ayrılıklarının giderilmesi çarelerine başvuruldu. Maraş'ta bazı Çerkez vatandaşlar, güya Maraş'ın umum Çerkezleri adına Cebeli Bereket Güvernörü'nün Maraş'a gönderilmesini, Antep'te Fransız askeri kumandanından telgrafla talep etmişlerdi. Buna izin veren Maraş mutasarrıfına teessüf edildi. Maraş eşraf ve ileri gelenlerinin
söz konusu guvernör geldiği takdirde karşılamamaları lüzumu bildirildi. Merkezi hükümetinde nazarı dikkate çekildi. Diyelim ve yayınımızı burada sonlandıralım. Sonraki yayınımızda buluşabilmek umuduyla hoşça kalın.